Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden birisi de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Efendim, iki günde bir şey yapmadık, helallik istiyorum. Değerli arkadaşlarım, hasta halkına kastetmenin helalliği olmaz. Bir daha ifade edeyim. Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Kastettiniz siz. Bilerek yaptınız siz. Bunlar olmasaydı bilmiyorsunuz diyecekti. AFAD'ın raporları olmasaydı bilmiyorsunuz diyecekti. Üniversite hocalarının raporları, bilimsel makaleleri olmasaydı bilmiyordunuz diyecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin defalarca çıkardığı, yayınladığı deprem araştırma raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecekti. Biliyordunuz. Kastettiniz, 50 bine yakın yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz. Daha acı olanı, büyük bir kısmı donarak öldü arkadaşlar. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz var, bölgenin en büyük gücü. Düğmeye basıldığı anda en geç 6 saat içinde, en geç 6 saat içinde ulaşamayacakları Türkiye coğrafyasına hiçbir yeri yoktur. Kutup çadırları soğuğa karşı, sahra hastaneleri, sahra mutfakları, her şeyi ilk 6 saat içinde en geç tamamını yapabilirlerdi. Yaptırmadılar arkadaşlar. İnsanların ölümünü beklediler bunlar. Göz göre göre, bağıra bağıra ölümü gördüler. İki gün, iki koca gün geçecek, insanlar ölecek. Kalkıp diyeceksiniz ki ben sizden helallik istiyorum. Kimin helalliğini istiyorsun sen? Nasıl bir helallik anlayışıdır bu? Donarak hayatını kaybeden vatandaşlar, neyin helalliğini isteyeceksin? Tırnaklarıyla, elleriyle, kollarıyla, bir çektiğiyle bir kişiyi hayatta kurtarabilir miyim diye çırpınan insanlar, sen neyin helalliğini isteyeceksin? Değerli arkadaşlarım, gerçekten de devlet yönetilmiyor. Şimdi bugün karar almışlar. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir deprem kurulu oluşturulması kararı almışlar. Değerli arkadaşlarım, rahmetli Ecevit, Marmara depreminden sonra Ulusal Deprem Konseyi'ni kurdu. Ulusal Deprem Konseyi kurulunu kurdu. Başında da TÜBİTAK vardı. Bilim insanları vardı. Ve onun ilk genelgesi de bu değerli arkadaşlarım. İlk genelgesi de bu. Ne yaptılar biliyor musunuz? 2007'de ilk yaptıkları iş bu kurulu kapatmak oldu. Şimdi kurul açıyorlar. Devlette devamlılık esastır diye bir kavram var değerli arkadaşlarım. Bunlar devlet benimle başladı diyor. Benden önce devlet yoktu diyor. Benden öncekileri tümüyle sileceğim, devleti yeniden başlatacağım diyor. Ve devleti bir felaketle karşı karşıya getirdi. Değerli arkadaşlarım. Deprem olayı sadece siyasal iktidarların, siyasi partilerin, bürokrasinin gündeminde de değildi. Milli Güvenlik Kurulu devletin kolonlarından birisidir. Milli Güvenlik Kurulu'nun da gündeminde vardı deprem. Onların raporlarında da geçti. Yahu sen Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanısın kardeşim ya. Kızılay'ın onursal üyesisin, başkanısın. Türk Hava Kurumu'nun onursal başkanısın. Cumhuriyet'in kurduğu bütün kurumların içini boşalttılar ve çürüttüler. Ya sen Cumhuriyet'ten intikam mı almak istiyorsun? Cumhuriyet'in kurumlarını yok etmek mi istiyorsun? Açıkça söyleyeyim. Ne senin ne
Senin dayandığın bütün varlıkların buna gücü yetmez. Değerli arkadaşlarım, ortak mutabakat metninde de vardı bu. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin kamuoyuyla paylaştığı ortak mutabakat metninde de vardı. Çünkü biz bu gerçeği görüyorduk. Depreme karşı hiçbir hazırlık yapmadıklarını görüyorduk. Orada da kuralları koyduk. Bu konuda nasıl çalışacağımızı da bütün kurumlarıyla kuruluşları, onların da bütün ilkelerini bir şekliyle belirledik değerli arkadaşlarım. Şimdi devletin yeniden inşa edilmesi ve bu konuda sağlıklı bazı kararların alınması gerekiyor. Bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. 11 madde halinde bunları sayacağım. 11 madde halinde. Bütün arkadaşlarımın, milletvekili arkadaşlarımın, kadın kollarının, gençlik kollarının ve bütün vatanseverlerin bir daha bir deprem felaketiyle karşılaştığımızda can kaybı olmasın diye düşünen bütün vatandaşlarımın buna dikkat etmesini isterim. Bir, müteahhitliğin bir kriteri olmalı. Temel ilkeleri olmalı. Ya elini kolunu sallayan ben müteahhitim diye geziyor. Kimsin sen ya? Berbere gidiyoruz tıraş olmak için, ustura cildimizi kesmesin diye belge istiyoruz berberden. Apartman yapıyorsun. Onlarca kişi orada, yüzlerce kişi orada, istediğini yapıyorsun. Bir Allah'ın kulu ya çıkıp, arkadaş bu nedir ya? Sen müteahhitliksen, müteahhitsen belli kriterlerin olmalı, kuralların olmalı, belli bir eğitimin olmalı, belli bir ahlakın olmalı senin. Elini kolunu sallayan müteahhitlik yapıyor. Bunu kaldıracağız. İki, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz. Ne demek mesleki sorumluluk sigorta? Hata yaptığın zaman daireyi satın alan, iş yerini satın alan dava açabilmeli ve hemen sonuçlanmalı dava. Onun parası yoksa sigorta o parayı karşılamalı. Doktorlar öyle yapmıyor mu? Doktor hata yaptığı zaman, kişi ameliyat oldu, tedavi oldu, hata yaptığı zaman gidiyor, davasını açıyor ve parasını alıyor. Üç, yapı denetim elemanları var. Müteahhit binayı yapıyor. Onlar da denetliyorlar bina kurallara uygun olarak yapılıyor mu, yapılmıyor mu diye. Onlar için de mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz. Ne demek mesleki yeterlilik belgesi? Mezun oldu. Doktordan örnek verdik, doktordan devam edelim. Gel kalp ameliyatını yapıyor musun? Hayır. Ne olması lazım? Tıpta uzmanlık sınavına girmesi lazım. O branşı kazanması lazım. O branşta 4 yıl uzman hekim olarak çalışması lazım. Ondan sonra kalp damar cerrahı oluyorsunuz. Mesleki yeterlilik belgesi bunun için önemli. Mühendis yeni mezun oldu, git binaya bak. Usta kadar bile bilmiyor bunu. Onun pişmesi lazım. Eğitilmesi lazım. Belli bir sınavı geçmesi lazım. Sınavı kazandıktan sonra da mesleki yeterlilik belgesi alması lazım. Evet, bu kişi bu binayı sağlıklı denetler diye. Yapı denetim elemanları için de mesleki sorumluluk sigortası olması lazım. Çünkü müteahhit de denetleyen aynı sorumluluğu paylaşacaklar. 5. Bu bağlamda yapılacak bütün yeni yapıların bir kimliği olacak. Yapı kimlik belgesi olacak. Ve bu yapı kimlik belgesi tapuya kaydı yapılacak. Ya evimizde beslediğimiz köpeğin bile kimliği var ya. İzliyorsunuz, bakıyorsunuz. Ev hayvanları ile ilgili. Bina yapıyorsunuz, izleyen yok ya. Deprem oluyor, yıkılıyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Kimse ya hangi önlemi alalım diye düşünmüyor.